Herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı ÖDSGM Kasım ayı fen bilimleri örnek soruları ve çözümleri karşınızda. İyi seyirler. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Basınç farkı rüzgarın hızını etkiler. Rüzgarın hızını ölçmeye yarayan anemometre düzeneğini evdeki atık malzemelerden yararlanarak oluşturabiliriz. Evet, burada bazı günleri vermiş bize, burada haftanın günlerini. Ve bardakların dakikadaki dönüş sayısını da burada belirtmiş. Bu düzeneği hazırlayan bir öğrenci bir hafta boyunca bardakların dakikadaki dönüş sayılarını yukarıdaki çizelgeye kaydetmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Cumartesi günü düzeneğin çevresinde basınç farkı oluşmamıştır. Evet, bakalım cumartesi gününe. Bardaktaki dönüş sayısı 0. Dolayısıyla bakın, herhangi bir basınç farkı demek ki oluşmamıştır. Çünkü yukarıdaki verilen bilgiye göre basınç farkı olduğunda bakın rüzgar oluşuyor ve bir hava hareketi meydana geliyor. Ama burada bardaklar hiç dönmediği için demek ki bu ifade doğru. 2 numaralı madde, havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır. Salıya bakalım. Evet, bardakların dakikadaki dönüş sayısı bakın burada artmış. Demek ki burada basınç farkı bayağı bir fazla olmuş. Çünkü rüzgar oluşmuş. O zaman havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır ifadesi yanlış. Tam tersi, en fazla olduğu gün olacak. 3. madde, bardakların dönüş sayısının artması rüzgarın hızlı olduğunu gösterir. Evet, bakın rüzgarımız tabii ki ne kadar hızlıysa bardakları da aynı rüzgar gülü gibi o kadar hızlı döndürecek. Demek ki bu ifade de doğru. Cevabımız B, 1 ve 3 olmak zorunda. Diğer sorumuza geçelim. Evet, İkinci sorumuz karşımızda. Bu araştırmacının hatalı işaretleme yaptığı gün aşağıdakilerden hangisidir? Bir araştırmacı yaşadığı yerdeki hava olaylarını gözlemlemek istemiştir. Bu amaçla 4 gün boyunca aynı saatte hava olaylarını gözlemleyerek çizelgeye kaydetmiştir. Ancak daha sonra çizelgeyi kontrol ettiğinde bir hava olayına ilişkin gözlemini yanlış kaydettiğini fark etmiştir. Hangisi hatalı bizi soruyor. Bakalım, birinci güne bakalım. Bulutlu ve sağanak yağışlı, yine rüzgarlıymış. Bunların üçü aynı günde olabilir mi? Evet, olabilir. İkinci güne bakalım. Bulutlu ve kar yağışlıymış. Evet, bu da olabilir. Üçüncü güne bakalım. Hava açıkmış ve sağanak yağışlıymış. Yani bu şekilde işaretlenmiş. Demek ki bakın burada hata olmuş. Hava açık olup da sağanak yağışlı olamaz. Ya da sağanak yağışlı olup da açık olamaz. Demek ki üçüncü gündeki şu işaretlemelerin ikisi de aynı anda olamaz, mümkün değil. Burada hatalı işaretleme yapmıştır. Cevabımız C şıkkı olmak zorunda. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet, buna göre öğrencinin verileri elde ettiği yer ve tarih aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dünya üzerinde yarım kürelere göre güneşin doğuş ve batış saatleri farklılık gösterir. Bulunduğu yerde güneşin doğuş ve batış saatlerini gözlemleyen bir öğrenci elde ettiği değerlere ilişkin bir çizelge oluşturmuştur. Evet, bakalım bu saatlere. Bakın, güneşin doğuş saati ve batış saatlerini burada belirtmiş bize. Bu yer ve tarih aralığı hakkında hangisinde doğru verilmiştir diyor. Yani nerede ve hangi tarihte olabilir diyor. Şimdi öncelikle burada şuradaki saatlere bir bakmamız lazım. Bakın, doğuş saatimiz ne olmuş? Sürekli geri gitmiş. Güneşin batış saati de bakın sürekli ileri gitmiş. Demek ki burada gündüz süremiz ne olmuş? Artmış. Evet. Gündüz süremiz artmış diyoruz. Bu bilgiyi bir yazalım. Yani çünkü şıklara baktığımızda ona göre, yani gündüz vaktinin
artmış olduğu bir dönemi seçmemiz lazım. Yine bakın 7.59'da güneş doğmuş. Batı saati ise 18.39. Yani 12 saatten daha az. Yine bu bilgi de işimize yarayacak. 12 saatten az diyelim. Evet, 12 saatten az gündüz süremiz, ancak ne olmuş? Sürekli artmaya devam etmiş. Şimdi şıklara baktığımızda zaten buradaki başlangıç tarihi, yani bu tarih 23 Eylül ve 21 Mart olması zaten bakın mümkün değil. Çünkü Kuzey Yarımküre'de bakın veya Güney Yarımküre'de olması fark etmez. 23 Eylül ve 21 Mart tarihleri ekinoks tarihleriydi. Ekinoks tarihlerinde ise bakın ne oluyordu? Gece ve gündüz saatleri birbirine eşitti. Yani 12 saat gündüz, 12 saat geceydi. Ama bakın burada başlangıç tarihimiz veya hiçbir tarihimiz de gece ve gündüz saati birbirine eşit değil. Zaten bu şekilde direkt cevabımız A şıkkı oluyor. Yine de bakalım, Kuzey Yarımküre'de ise 21 Aralık 21 Mart diyor. Evet, bakın Kuzey Yarımküre'de, yani ülkemizi düşünebiliriz, Türkiye'yi düşünebiliriz. 21 Aralık'ta bakın en uzun gece oluyor zaten. Evet, bakın en uzun gecemiz olduğunda 12 saatten az bir gündüzümüz oluyor. Dolayısıyla 21 Aralık'tan sonra da bakın 21 Mart'a doğru gündüz saatlerimiz ne olacak? Artacak. Bakın buradaki bilgilerimize tamamen uyuyor. Demek ki bu şekilde de doğru cevabı bulmamız mümkün. Sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Diğer soruya geçebiliriz. Dördüncü sorumuza geçebiliriz. DNA ile ilgili bir soru. Şema üzerinde numaralandırılmış nükleotitlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda bir DNA molekülünde yer alan 4 farklı nükleotidin sarmal yapıdaki eşleşmeleri şematize edilmiştir. Evet, fosfat, deoksiribo şekeri ve organik baz bakın burada belirtmiş. Yani bir nükleotidin yapısını oluşturan yapılar burada gösterilmiş. Okuyalım hangisi yanlıştır diyor. Birinci nükleotitteki azotlu organik baz timin ise diyor. Evet, bakın buradaki organik baz timin ise ikinci nükleotitteki adenindir diyor. Evet, doğru bir ifade. Çünkü adenin timinle guaninin de sitozinle eşleşiyor. Bu bilgi doğru. İkinci nükleotitteki o azotlu organik baz guanin ise diyor. Evet, bakın bu guanin ise diyor. Dördüncü nükleotitteki sitozin olabilir diyor. Evet, bu sitozin olabilir mi? Olamaz. Evet, çünkü bakın bu guanin ise bakın buradaki de ne olacak? Sitozin olacak karşısındaki, ama 4 farklı dediği için bunlardan biri adenin biri de timin olmak zorunda. Yani buradaki sitozin olamaz. Demek ki bu ifade yanlış. O yüzden biz de yanlışı bulmak istiyorduk. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Beşinci sorumuza geçebiliriz. Evet, bu çaprazlamalar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine kesinlikle ulaşılabilir? Bezelyelerde çiçeğin konumu ile ilgili iki çaprazlama yapılmış ve oluşan bezelyelerin çiçek durumları şekillerle gösterilmiştir. Hangisine kesinlikle ulaşılabilir diyor. Evet, şimdi bakalım çaprazlamalara. Yanda ve yanda demiş çiçeğin konumu ve oluşan da yine yanda. 3 ve 4 numaralı çiçeklerin çaprazlanmasında ise uçta oluşmuş. Şimdi buradaki çaprazlamalardan yola çıkarak bunların genotipleri hakkında bir sonuca varabiliriz. Şu şekilde yapabiliriz. Mesela şunlar, yani yanda ve uçta özelliğinden hangisi baskın veya hangisi çekinik olduğunu bulabiliriz. Şimdi şu ikisini diyelim ki homozigot çekinik deseydik, bakın şu şekilde yapalım bir. O zaman bu da zaten ne olacaktı? Çekinik olacaktı. Şimdi burada da tekrar yazalım. Bakalım çekinik olma ihtimali var mı? Evet, bakın burada da yapsaydık bu şekilde uçta ne olmayacaktı? Çıkmayacaktı. Demek ki yanda özellik çekinik olan bir özellik değil.
O zaman bunları tekrar bir silelim. Demek ki yanda özellik çekinik değil. Ne olmak zorunda? Homozigot baskın ya da heterozigot olmak zorunda. O zaman ona göre bakalım sorumuzu cevaplayalım. A şıkkı 1 ve 2. bezelyeler heterozigot baskın. 3 ve 4. bezelyeler ise homozigot baskın genotipe sahiptir. Evet, bakın bunlara heterozigot demiştik zaten. Bu homozigot baskın gene sahip olursa şöyle büyük A büyük A, bu da büyük A büyük A olursa zaten bunlardan farklı bir özellik çıkma ihtimali olmuyor. O yüzden bu ifade zaten yanlış. Bu ifade yanlış dedik. B şıkkına bakalım. 1 ve 2. bezelyelerin çaprazlanması sonucunda çiçekleri yanda olan bezelyelerin oluşma olasılığı %100'dür. Evet, bakın buna da kesinlikle ulaşamıyoruz. Çünkü yanda olan özellik tamam baskın bir özellikti. Ancak homozigot baskın mı bu? Veya yine ikisi de homozigot baskın mı? Bunu bilemiyoruz. Heterozigot da olabilir. O yüzden buna da kesinlikle ulaşamıyoruz. C şıkkına bakalım. İkinci ve üçüncü bezelyeler homozigot baskın. Bir ve dördüncü bezelyeler ise heterozigot baskın genotipe sahiptir diyor. Şimdi burada bakın. 3 ve 4. bezelyeler için bakın ne demiştik? Kesinlikle heterozigot olmak zorunda. Şu şekilde olmak zorunda ki bakın şuradan küçük a küçük a gelsin ve uçta özellik meydana gelsin. Yani bunlardan biri heterozigot, biri homozigot baskın olursa yine uçta özelliği ortaya çıkmayacak çünkü başka bir ihtimal yok. Sadece bu ihtimal mümkün. Dolayısıyla C şıkkında da bakın ikinci ve üçüncü bezelyeler homozigot baskın diyor. Yine bu da mümkün değil çünkü bunların ikisi de heterozigot olmak zorundaydı. Demek ki bu ifade de yanlış. D şıkkına bakalım. 3 ve 4. bezelyelerin çaprazlanması sonucunda çiçekleri uçta olan bezelyelerin oluşma olasılığı %25'tir. Evet bakın. Burada çaprazlamaların hepsini yaparsanız sadece şu ihtimal yani 4 tanesinden bir tanesi uçta çıkacak ve onun da oranı %25 olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçebiliriz. Evet, 6. soru. Bezelyelerle ilgili yapılan çaprazlamalarından hangilerinde oluşan bezelyelerin fenotipinde çekinik özellik görülebilir? Aşağıdaki tabloda bezelye bitkisinin bazı karakterlerine ait özellikler verilmiştir. Evet. Çaprazlandığında oluşan bezelyelerin fenotipinde çekinik özellik görülebilir diyor. Şimdi birinci maddeye bakalım. Heterozigot sarı tohumlu X heterozigot sarı tohumlu ile heterozigot sarı tohumlu çaprazlanıyor. Bakalım. Yani şu. Evet. Ne olacak? Bakın A harfi verirsek heterozigot büyük A küçük A büyük A küçük A. Evet bakın bunu çaprazladığımızda çekinik özellik ne olabilir? Bakın görülebilir. Şuradan küçük A gelecek. Şuradan da küçük A gelecek. Ve homozigot çekinik özellik ortaya çıkacak diyebiliriz. Demek ki bir numaralı madde doğru. İkiye bakalım. Homozigot uzun gövdeli. Evet. Homozigot uzun gövdeli. Bakın gövde özelliği şuradaydı. Uzun baskın oluyor ve ikisi de büyük olmak zorunda. Onu da yazalım şöyle. Ona da A harfini verelim. Evet. Homozigot uzun gövdeli. Büyük A büyük A. Homozigot kısa gövdeli. Evet. Kısa gövde çekinikti. Bakın o da küçük A küçük A olacak. Evet bakın şimdi bunlar da çaprazlandığında buradan zaten mutlaka her seferinde büyük harf geleceği için baskın gelecek ve fenotipinde çekinik özellik çıkamayacak. Demek ki 2 numaralı madde olmuyor.
3'e bakalım. Homozigot sarı meyveli diyor. Homozigot sarı meyveli. Bakın çekinik özellik, yani küçük a küçük a yazacağız. Heterozigot yeşil meyveli. Evet, heterozigot yeşil meyveli de bakın burada baskın özellik. Zaten heterozigot dediği için biri büyük, biri küçük olmak zorunda. Evet, bakın burada da çaprazlama yaptığımızda buradan küçük a'lar zaten gelecek. Buradan da küçük a geleceği için fenotipinde çekinik özellik görülebilir ifadesi doğru olacak. Cevabımız 1 ve 3 C şıkkı olmalı. Diğer sorumuza geçelim. Evet, 7. sorudayız. Verilenlere göre bu çaprazlamadaki mor şekli bezelye kendisiyle aynı fenotipteki başka bir bezelye bitkisiyle çaprazlanacak olursa yeni kuşakta beyaz çiçekli bireylerin oluşma olasılığı kaçtır? Bezelyelerde mor çiçeklik, çiçeklilik baskın, beyaz çiçeklilik ise çekinektir. Evet. Bakın mor çiçeklilik hemen büyük A yazalım. Beyaz çiçeklilik de küçük A'ymış. Aşağıda mor ve beyaz çiçekli bezelyelerle yapılan bir çaprazlama verilmiştir diyor. Bu çaprazlama sonunda elde edilen bezelye bitkilerinin bir kısmının beyaz çiçekli olduğu gözlenmiştir. Evet. Şimdi bakın bu mor çiçekli homozigot baskın olsaydı, yani iki tane alelimiz de büyük baskın olsaydı beyaz çiçek olma ihtimali yoktu. Olmayacaktı. Demek ki bakın bundan biri ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Yani büyük A küçük A olarak heterozigot yapıda olmak zorunda. Beyaz çiçekli de zaten küçük a küçük a. Ama beyaz çiçekli burada bizim işimize yaramayacak. Çünkü mor çiçekli bezelye kendisiyle diyor. Evet, şunu, yani onu da şuraya yazalım. Şu heterozigotu çaprazlayacağız. Ve beyaz çiçekli oluşma oranını yapacağız. Şurada bakın zaten büyük A küçük A çıktı. Yine buradan büyük A küçük A çıktı. Bakın bunu yaptığımızda yine büyük A küçük A. Evet, son çaprazlama sonucunda da ikisi de küçük A olan bir tane çıktı. Evet, bu da 1 bölü 4 yapıyor. Yani cevabımız %25 olmak zorunda. C şıkkı olmak zorunda. 8. soruya geçelim. Bu gözlemlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir öğrenci çok sevdiği bitkisinin pembe renkli olan çiçeklerinin zamanla mavi renge dönüştüğünü gözlemlemiştir. Bu sırada bitkiyi sulamak için çeşme suyu yerine kardeşinin bir araştırma için hazırladığı alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyi kullandığını fark etmiştir. Bu bitkiyi içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksıya diktikten sonra 2 günde bir çeşme suyu ile sulamıştır. Zamanla çiçeklerin mavi renginin değiştiğini, yeni açan çiçeklerin de pembe renkli olduğunu gözlemlemiştir. Evet. Hangileri doğrudur? Birinci maddeye bakalım. Alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiye sulama bu bitkinin çiçek renginden sorumlu gende mutasyona neden olmuştur diyor. Evet. Bu ifade yanlış, çünkü mutasyona neden olmamış. Çünkü bu durum geçici. Bakın renk yine eski haline geri dönmüş. Geçici olduğu için ve genetik yapıda gende bir değişikliğe neden olmamış. Sadece işleyişe sebep, işleyişinde bir değişikliğe sebep olduğu için bu maddemiz yanlış olacak. 2'ye okuyalım. Çeşme suyu ile sulanan mavi çiçekli bitkinin yeni açan çiçeklerinin pembe renkli olması modifikasyondur. Evet. Bakın bu ifade doğru. Çünkü burada oluşan bir durum geçici bir durum. Çevre şartları eski haline geldiğinde, değiştiğinde bitkideki özellik de değişebiliyor diyebiliriz. Bu yüzden ikinci madde doğru. 3. Toprağın alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyle sulanması bitkide varyasyona neden olarak yeni bir türün oluşmasını sağlamıştır. Evet. Yani burada sadece yaprak rengi, bakın ne olmuş? Renkli olan çiçeklerin rengi değişmiş. Dolayısıyla burada herhangi bir yeni bir türden oluştuğunu bize söylemiyor. Böyle bir şey burada mümkün değil zaten. Dolayısıyla yalnız 2
İkinci maddemiz doğru oldu. Cevabımız B şıkkı olmak zorunda. Dokuzuncu sorumuza geçebiliriz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metindeki süre oluşturma ile sağlanan faydaya benzerlik göstermez? Bir sınıftaki öğrenciler bilimsel bir dergide yer alan aşağıdaki metni incelemişlerdir. Hayvanlarda sürü halinde yaşamanın en büyük avantajlarından biri tehlikelere karşı daha fazla korunma sağlamasıdır. Sürü halinde yaşayan hayvanlar kendilerine özgü uyarı şekliyle hem tehlike anında birbirlerini uyarır hem de tehlikeye birlikte karşı koyarlar. Bu da canlıların hayatta kalma şansını arttırır. Evet, bakın burada hayatta kalma şansından söz ediyor. Şimdi şıklarda buna göre bakacağız. A şıkkına bakalım. Aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylelikle avcı konumundaki doğan sürünün ortasında dalmakta zorlanır. Evet, bakın burada yani hayatta kalma şansları burada bakın sığırcıkların artıyor. Demek ki parçada verilenle aynı benzerlik gösteriyor diyebiliriz. B'ye bakalım. Misk sığırları bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluştururlar. Yavrular bu dairenin merkezindedirler ve annelerinin uzun kıllarının altında saklanırlar. Evet, bakın. Yine burada birlikte olan yani sürü halinde olmanın bir avantajı var ve hayatta kalmayı arttıran bir davranış. Dolayısıyla bu da benzerlik gösterir. C'ye bakalım. Köpek balıkları yunus yavrularını yaklaştıklarında iki yetişkin yunus gruptan ayrılarak köpek balığının dikkatini kendi üzerlerine çeker. Ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbeler indirmeye başlar. Evet, bakın burada da yine bir birlik halinde, sürü halinde bir davranma var ve bu da köpek balık yunusların yavruların hayatta kalma şansını arttırmış. D şıkkına bakalım. Pelikanlar balık avlamaya daima sürü halinde giderler. Uygun bir koy seçtiklerinde ise sahile karşı yarım bir daire oluştururlar ve bu daireyi daraltırlar. Böylelikle dairenin içine giren tüm balıkları yakalarlar. Evet, bakın burada herhangi bir tehlikeye karşı korunma yok. Yine bir sürü halinde bir hareket var. Ancak bir savunma değil. Yani saldırı ve avlanma diyebiliriz. Dolayısıyla bu benzerlik göstermiyor. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Son sorumuza gelelim. Evet. Öğrencilerin aşağıdaki yorumlardan hangisi diyagramda yer alan bilgilerle çelişmektedir? Öğrenciler fen bilimleri dersinde biyoteknoloji ile ilgili aşağıdaki diyagramı incelemişlerdir. Evet, bakın biyoteknoloji var burada. Buradan işte uygulama alanları, ürünler, kapsar, etkileri yazıyor. Buna göre bakalım. Genetik mühendisliği biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Evet. Şimdi burada zaten en geniş olan biyoteknoloji. Bu bakın şu şekilde kısımlara ayrılmış. Dolayısıyla genetik mühendisliği onun bir dalıdır diyebiliriz. Bakın örnektir hatta burada demiş mühendislik bilimlerine. O zaman bu ifade yanlış, çelişmektedir diyor. Doğru cevabımız o yüzden A şıkkı olacak. Diğer şıklara da bakalım. Biyoteknolojideki uygulama ve ürünlerin bir kısmının geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır diyor. Evet, bakın bunu da uygulama alanları, tıp ve eczacılık, gıda üretimi, yine ürünler, insülin hormonu ve mayalı hamur gibi kavramlardan bu ifadeyi de anlıyoruz. Çok eski zamanlara dayandığını tahmin edebiliriz. C şıkkına bakalım. Biyoteknolojik çalışmalar sonucu üretilen bazı ilaçların uzun süreli kullanımı bu ilaçların etkisini azaltabilmektedir. Evet, bakın bunu da olumsuz bir özelliğimiz çünkü bu. Antibiyotiklere direncin artması ifadesinden bunu da anlayabiliyoruz. Olumsuz bir özellik olabileceğini. D şıkkına bakalım. İnsanların artan beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında biyoteknoloji uygulamalarından faydalanılmaktadır. Evet, bakın burada da beslenme ihtiyacının karşılanmasında diyor. Bunu da gıda üretimi diyor. Bakın evet, gıda üretimiyle insanların beslenme ihtiyacı karşılanmış oluyor. Evet, Kasım ayı fen bilimleri ÖDSGM örnek sorular bu şekildeydi. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.
İyi seyirler.